Ben onun konuşmasını da izledim. Cemaatin yaptığı açıklamayı da okudum. Cemaat baştan sona haklı. Görüldüğü kadarıyla gerçekten de cemaati dağıtmak ister gibi bir hali var. Ben aslında 7-8 ay kadar önceydi sanıyorum, ben bunu söyledim. İstihbaratın içindeki bazı İslam düşmanları, bunların izlediği strateji cemaatleri bölmek, eften püften meseleleri büyüterek cemaatleri bölmek. Bize de bunu yapmak istediler biliyorsunuz. 7-8 ay önce bize de aynısını yapmak istediler. Başaramadılar Allah'ın izniyle. Cemaat daha da kenetlendi. Hiçbir yere varamadılar. Böyle sürekli birilerini bölme, parçalama girişimi var. Madem bitiremiyoruz, o zaman bunları parçalayalım. Bizde bu işi yapmaya kalkanların Perinçek ekibiyle beraber hareket ettiğini gördük. Onların bu işe müdahil olduğunu gördük. Arkasında bu işin arkasında onların olduğunu gördük. Aynı şekilde şimdi bakıyoruz. Cübbeli de bir rabıta meselesini bahane ederek cemaati bölmeye çalışıyor. Yani Mahmud Efendi ile rabıta devam etsin. Yani eder eder etmez etmez yani sana mı düştü? Sen cemaatin şeyhi sen misin? Tarikatın şeyhi sen misin yani? Senin dediğin mi olacak? Şantaj yapar gibi işte dediğim yapılmazsa bazılarının ayıplarını açıklayacağım. Yani kimin ne ayıbı var ben bilmem. Onların sorunu bize alakadar da etmez. Ama ben bir Müslüman olarak bu bölme girişimine tepki göstermek zorundayım. Ve bu cübbeli bundan bir iki sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam götürüp emniyete, istihbarata flaş götürdü. Türkiye'de 1200 tane selefi örgütlenme silahlanmaya başlıyorlar falan filan diyerek işte bunlara operasyon yapılmalı filan diyerek böyle iftiralar attılar. Sen bir kere bu flaşı nereden aldın? Sana bunu kim getirdi? Sen kimsin? İstihbaratçı mısın? Ya sana kim verdi bu flaşı? Sen kimlerle berabersin? Tüm cemaatleri bitirmeye çalışanlar Ergenekoncular. Onlarla berabersin herhalde. Zaten Perinçek'e de bir ara bayağı övgülü sözler söylüyordu. Normalde bir Müslümanın Perinçek'i sevmesi mümkün mü? Mao'cu, Çin taraftarı, Rusya taraftarı, sosyalizmi savunan, İslam, hayatında hiç İslam'ın zerresi olmayan bir Perinçek'i sevmesi, bir Müslümanın onu sevmesi mümkün müdür? Onu seviyor, onu göklere çıkartıyor. Ve onların projelerinde yer alıyor. Bu onların projesi. Birçok cemaate bunu yapıyorlar, bölüyorlar, zayıflatıyorlar. İçlerinden fitne çıkartıyorlar. Bir küçük lafı alıyorlar, kavgaya dönüştürüyorlar kasten. Küçücük bir şey. Ondan dolayı insan bu kadar olayı büyütmez. Küçük bir şey için bütün cemaati velveleye veriyor.
herkesin kalbini bozuyor. Şimdi Rabıtayı da bahane ediyorlar. Ben cemaatin tarikatın yaptığı açıklamayı okudum. Diyorlar ki Rabıtayı bahane ediyor. Bence de doğru. Rabıta zaten sünnette yok. Yani sahabe böyle bir rabıta yapmamış. Olsa bile sonuçta diyelim ki en fazla sünnettir dersin, yani isteyen yapar, isteyen yapmaz. Şimdi bunun için mi sen diyorsun ki herkesin ayıbını ortaya dökerim? Şimdi Mahmud Efendi'ye rabıta yapsalar sana ne faydası var? Sen bunun için mi ortalığı karıştırıyorsun? Bu böyle mühim bir mesele mi yani? Hedefin başka olduğu ortadadır. Bir kargaşa çıkartmak isteniliyor. Bölme, parçalama girişimler yapılıyor. Birçok yerde, bazı partilerde de bu yapılıyor. Partiler ikiye bölünüyor. Bazı cemaatler ikiye bölünüyor. Bu İslam düşmanlarının yaptığı bir iştir. Sürekli bölüp parçalıyorlar ve bir gücün meydana gelmesini engelliyorlar. Ben cemaatin yaptığı açıklamayı okudum. Bazı kendi aralarındaki bir takım konular, tafsilatını bilemiyoruz tabii. O kısımlar biraz anlaşılmıyor ama onlar, yani onu anlayanlara göre yazmışlar. O işin içinde olanlar onlara göre yazmışlar. O kısımlar tam anlaşılmıyor. Onun dışında diğer yerler açık ve yazdıkları şeyler gayet doğru ve yani Cübbeli'nin bu konudaki ısrarı rabıta için değil, başka bir maksat için olduğu ortadadır. Cübbeli gidip de emniyete 1200 tane örgüt var, bunlara gidin operasyon yapın, bunları tutuklayın diyen adam. İçinde biz de varız. Yani bizim terörle bir alakamız var mı? İçinde biz de varız. Onun verdiği o flaşın içinde biz de varız. Yani bizim silahla falan bir alakamız var mı? Biz silahlı bir örgüt müyüz? Bizi de koymuş içine. Aslında bunu yapan kendi değil. Flaşı sana kim getirdi? Sen onun hesabını ver. Sen kimlerle berabersin? Sana bu flaş nereden geldi? Adresleriyle tüm Türkiye'deki nerede hangi grup var, hangi siteleri var, hangi dergileri var, hangi kitap evleri var, hangi vakıfları, dernekleri var, adresleri neler, e-mail adreslerine varana kadar her şey, sen şehir şehir gezip de bunları toplamış olmayacağına göre sana bunu biri getirdi verdi. Kim? Onu bir açıklar mısın? Sen kime çalışıyorsun? Bu flaşı nereden aldın? Ve böyle bir şey olsaydı 1200 tane böyle örgütlenme, silah falan, herhalde devlet kör değil, sağır değil. Herhalde bunlara bir operasyon yapılırdı. Bu flaşı götürdü, verdi, ihanet etti. Bak hala bir operasyon falan da yok. Eğer bunlar gerçekten silahlı olsaydılar, mutlaka operasyon olurdu yani. Yani silahla alakası olmayan insanları da silahlı örgüt gibi göstermeye çalışıyor. Sen kime hizmet ediyorsun yani? Yani artık o aslında benim dediğim yapılmazsa işte çarşamba gününe kadar şimdiki şeyhleri
Hasan Efendi ile beni görüştürmezseniz, işte şöyle yaparım, böyle yaparım, insan içine çıkamazsınız, sizi rezil ederim, dedi, dedi de, görünen o ki, onları değil, kendisini rezil edecek gibi. Ve artık, herhalde bir tek kendisini Fatih Altaylı ile Doğu Perinçek sevecek bundan sonra. Herhalde bir tane seveni de kalmayacak. Dostları odur. Layık olduğu yere gidecek eninde sonunda.